Aynı gece Jonet, sen fabrikasında grevcilerin arasında kendi kişiliğini yeniden kazanırken, Lucien sözde sanatçılar kulübü olan pis bir patakhanede kumar oynuyor ve 14 bin frank kaybediyordu. Sıcağın ve oyun hırsının etkisiyle bunalmış kumarcıların çevresinde dolandırıcılar, tefeciler, fahişeler dolanıyorlardı. Lucien cebinde kalan son 1000 franklık banknotu da kaybedince masada oturamadı. Soluk almakta güçlük çekecek kadar bunalmıştı. Açık pencerenin yanına gitti. Arkasından doğru bir ses duyarak irkildi. Yıldızları mı seyrediyorsunuz? Lucien cevap vermedi bu soruya. Pencereden bakınca tam karşısında umumi hela görülüyor ve binanın üzerindeki ışıklı yazılarda şu söz okunuyordu. Gülen inek, peynirin en iyisi. İçini bulandıran bir eter kokusu geliyordu burnuna. Lucien döndü ve Berger'in yalışık suratlı ile burun buruna geldi. Kumarda kaybedince tutmuş, herife bir borç senedi imzalamıştı. Senedin karşılığını isteyecekti herhalde Berger saldırgan bir tavırla. Babanıza haber vermem gerekecek anlaşılan dedi. O zaman Lucien anladı ki ne zamandır tasarladığı bir şeyi gerçekleştirmek zorundadır. Kaçmak, uzaklaşmak. Son günlerde bu rahatsızlığı bir ülserlinin midesindeki kanama gibi işlemeye başlamıştı. Onuru yüzünden kendini yiyip bitiriyordu. Ölümün varlığını çok yakında duyuyordu. Bütün sesler ona gittikçe boğuklaşarak ulaşıyor, cisimleri çeviren ışık siliniyor, ayaklarına yalışık bir eter kokusu yapışıyordu sanki. Bazı geceler Jonet, sanarak hiç tanımadığı bir kadının peşine takılıyor, kızın gözleri sık sık karanlığın içinden belirip kendisine bakıyormuş sanarak irkiliyor. Tutkulu bir ısrarla durmadan, suç bende değil sözünü tekrarlıyordu. Sanki Jonet'in hayali yakasına yapışmış da onu azarlamış gibi. Kızın Andre ile oturduğuna inanıyor ve bu yüzden ressamdan iğreniyordu. Gitme kararı göz açıp kapayıncaya kadar yer etti kafasında ve birdenbire bir yükten kurtulduğunu, rahatladığını anladı. Ölmüş bir aşktan kaçmak, kültür sarayının yalın kafalı ve şekilsiz insanlarından alacaklılarından, tefecilerden kurtulmak onu iyileştiriyordu. Ama sınır dışına gitmek için çok çok para gerekliydi. Lucien şansını deneyecekti, gitmeye karar vermişti bir kere. Şimdi kumardan medet olmuyordu. Elinde babasının yumuşaklığına ve zayıflığına sığınmaktan başka şey kalmamıştı. Babasını iyice duygulandırabilmek için nasıl davranacağını düşünüyordu. Çok ince hesaplar yaptığı halde babasının karşısında bütün tasarladıklarını nereden söze gireceğini bile unuttu. Nasıl geldiyse öyle girişti. Bahçıvanın köpeği gibi çöreklenmişsin paranın üstüne. Töset, bir kurşun andıran gözleriyle ona dik dik baktı ve umursamadı. Gitmek istiyorum ben. Burada benim yapacağım hiçbir şey yok. Bakarsın Amerika'da bir iş bulurum. Bunun için para gerekli bana. Hiç olmazsa 50 bin frank. Töset esnedi. Canı sıkılmıştı. Sonra birdenbire hadi dedi. Gel birlikte Maxim'e gidelim. Orada bir kadınlar kalabalığın ortasına düştüler. Dört bir yan güzel yüzleri insanı hareketsiz bırakan vücutları şık ve pahalı gece elbiseleriyle pahalı kokular sürülmüş kadınlarla doluydu. Töset onların arasında kocaman gözlerinin beyazı pırıl pırıl yanan güzel yüzlü esmer bir genç kız gördü. Kızı göstererek Lucien'in kulağına fısıldadı usulca. Nefis değil mi? Lucien başıyla onayladı babasını. Bu küçücük olay onları birbirine yaklaştırdı. Yeniden arkadaş olmuşlardı. Şampanya böylesi bir yarenlik için havayı hazırlamıştı zaten. Töset oğlunun isteğini hatırladı. ''Neden gitmek istiyorsun?'' dedi. ''Artık her şey senin istediğin gibi gelişiyor. Sanıyorum yakında devrimde patlak verecek.'' ''Hayır, bütün bu patırtı gürültü tek sonuca çıkar. Kabinede değişiklik olur, hepsi bu. Devrim yapmak için adamlar gerekli, adam yok ki devrim olsun. Hepsini iyi tanıyorum şimdi. Komünistlere yanaştığım zaman böyle olacağını bilseydim, başka şey umut ediyordum ben.'' ''Bak sen, ben de seni komünist oldu biliyordum. Tebrikler Lucien.'' ''Neden seviniyorsun? Senin çevrenden komünistlerin becerebileceğinden daha çok tiksiniyorum. Hiçbir şekilde pazarlığa da yanaşmayacağım.'' Töset gün boyunca hasretten kavrulmuştu. Bunun acısını çıkarmak için bir bardak soda içti. Sonra tatlı ve inandırıcı olmaya çalışarak. ''32 yaşındasın ama.'' dedi. ''Hala bir çocuğun mantığı var sende. Ben de anarşistim oğlum ve taş çalsa 18 yaşındayım o zaman.''
Seninle karşılaşsak benimki daha kolay bağışlanır bir çocukluk. Yani beni suçluyorsun. Yok, seni suçlamıyorum. Tam tersine, seçimlerden sonra davranışımın şerefsizlik olduğunu söyleyen sen değil misin? Bütün ailenin benim sırtımda olduğunu, anneni, Dönis'i ve seni kimin beslediğini hiç düşündün mü? Böylesi saldırgan oluşunu kime borçlusun? Hüseyin güldü. Tabii ki sana borçluyum dedi. Sanıyorsun ki bugün içinde yaşadığımız düzeninden senden başka sevmeyen kimse yok. Kimsenin hoşuna gitmiyor aslında ama ne teklif ediyorsun? Bunun yerine adım gibi biliyorum. Ne gelirse gelsin bugünkünden daha beter olacak. Sözüme kulak ver. İnsan uyumaya alıştığı eski döşek hapishanedeki yeni döşeğin yanında cennetliktir. Senin çevren şöyle, senin çevren böyle diye takaza ediyorsun bana. Kendin de aynı çevrenin içinde yaşıyorsun ama. Sosyal tenkit yazmakta gerçekten yetenekli çocuksun. Fakat sen de içimizden biri olarak yeriyorsun bu düzeni. Komünistler seni belki alkışlayabilirler. Yalnız dikkat et, hiçbir yakınlık yok aranızda. Bunu sen de biliyorsun zaten. Bütün iş sonucu bulup çıkarmakta. Bir an önce harekete geçmelisin. Tam vaktidir. Takındığın tavır zaten yeteri kadar belirli. Daha iyi. Bizde bir adamın gariplik yaparak işe başlaması hoşa gider. İlk büyük savaş sırasında Leval'de aşırı solcuydu. Benimle konuşmak lütfunda bile bulunmazdı. Sen başka ülkelere gitmek istiyorsun. Fena fikir değil. Yalnız benim param yok. Dösenin verdiğini de seçimlerle tükettim. Bir daha elime ne zaman büyük para geçer kestiremiyorum. Her şey olduğu gibi açıkça söylüyorum. Bak, başka bir teklif yapabilirim sana. Yazarlar diplomatlığın verdiği rahattan hoşlanırlar. İşte Claudiel, Paul Morad, Jean Grotius. Gözünün önünde. Sen de biliyorsun. Böyle bir şey istersen sahneyi de hallederim. Via veya Bloom'un temsilcisi olmak mı? Neden olmasın? Düşüncelerine ihanet etmiyorsun ki, istediğini yazabilirsin. Sonra en önemlisi, para sıkıntısından bir anda kurtuluyorsun. Lucien acı zehir dolu bir şey gırtlağına yakmış gibi suratını buruşturdu. Çok iğrenç bir şeydi bu. Hayattaki her şey iğrençti zaten. Suç onun muydu? Devrimin yanında olmak istemişti. Onu anlamamışlardı bile. Jönet'ti anlamamıştı. Lavran ölürken ne demişti? Lucien, üşüyorum. Dememiş miydi? Hayat gerçekten çok soğuktu. Ve onu gerçekten utanmaz olmadıkça aşıp geçemiyordu insan. Babasından para dileneceğine, kendini durmadan aşağılanmış hissedeceğine, iyisi mi diplomat olurdu. Lucien toplum içinde önemli bir yere geldiği gün herkesten saygı görecekti. Humanit'in kitabını yerden yere vuran kalın kafalı tenkitçisi bile ondan saygıyla söz edecekti. Ama ya mutluluk? Mutluluk yoktu ki zaten. Jeanette Andre'nin kollarındaydı. Lucien o hınçla babasına döndü. Tamam dedi. Teklifini kabul ediyorum. Biliyordum kabul edeceğini. Çok iyi seziyordun. Benim oğlumsun çünkü. Şimdi daha iyiyim. Töset yüzündeki teri kağıt peçeteyle sildi. Esmer kızı işaret ederek. Şu yavruyu masamıza çağıralım mı? Diye sordu. Ertesi gün Lucien odasına hiç çıkmadı. Baş ağrısından kurtulmak için boynu aspirin aldı. Boş gözlerini perdelere dikerek öylece oturdu. Hayattan bıkmıştı. Akşam yemeğinde Töset karısına böbürlenerek müjdeyi verdi. Annesi, tebrik ederim seni. Oğlun Salamak ikinci konsolosu oldu. İspanya'ya gidecek. Lucien, sana fırsat işte. Yakında görürsün devrimi. Yabancı ülkedesin. Cebinde diplomatik pasaport da var. Daha zevkli olur. Sonra İspanyol kızları da. Gözü Dönis'e takılınca sustu. Lucien suratsızdı. Anlatacaksan çabuk anlat dedi. Bir yerde telefon ettim. O da şirin görünmek istiyor bana. Ne komedi. Ertesi sabah Lucien operanın önünde Andre'ye rastladı. Görmezlikten gelip uzaklaşmak istedi ama Andre durdurdu onu. Neden oluyor burada? Herkes grev yapıyor baksana. Anlatır mısın lütfen? Nereye varacak bunun sonu? Sen bilirsin. Anlarsın bu işlerden. Ben 3 gün sonra İspanya'ya gidiyorum. Sahi mi? Orada da çok şey oluyormuş. Gazetede gördüm. Rusya ona ikinci konsolos olarak gittiğini söylemedi. Bu hayı hıyara söyleyip de ne olacaktı? Sessizce elini uzattı. O zaman Andre sıkılarak sordu. Jönet geliyor mu senle? Lucien şaşkınlığını gizlemekte zorluk çekti.
Demek Jönet onunla beraber değildi. Bir an sevindi. Hele şükür dedi içinden. Sonra tekrar keder bastırdı. Evdeki son geceyi hatırlamıştı. Jönet, oyuncak bebek, kızın boş gözleri ve yalnızlığı. Avucundaki bir kuş gibi bırakmış, kaçırmıştı mutluluğunu. Kumar gibi. Kağıdı vaktinde oynamamış, şansını harcamıştı. Dalgın gözlerle Andre'ye bakarak mırıldandı. Kusurumu bağışla. Başım ağrıyor da. Jönet'i soruyorsun galiba. Bilmem. Gerçekten bilmiyorum ki. Ötül 5 yaşındaki oğlunun başucundaydı. Çocuk sayıklıyordu. Çok ateşlenmiş, yüzü kıpkırmızı olmuştu. Karısı yağ alıyordu. Brotel. Yeter dedi öfkeyle. Tanrı bize bağışlar belki. Kaç kere söyledim sana. Soğuk duşun altına sokma diye. Terliydi zaten. Koşmuştu. Yeter. İyileştirmeliyiz bu çocuğu. Gece olacaktı neredeyse. Karısı onun dik ve kuru gövdesini süliyet olarak görüyordu. Gözyaşları yanaklarına doğru süzülüyordu. Brotel Lorraine'de doğmuş, yoksul bir ailenin içinde büyümüştü. Sınır doğduğu şehrin 12 kilometre ötesinden geçiyordu. Daha çocukken Belfort'un işgal edildiği günlerin hatıralarıyla beslenmiş. Bilmem hangi Alman teğmenin yaptığı eziyet, kaybedilen toprakların acısı onun çocuk kafasına çakılmıştı. Almanlardan intikam almak gerektiğine inanmıştı. Yeni bir dine inanırcasına hem de. Büyük savaş sırasında iki defa yaralanmıştı. Metz şehrine ilk giren Fransız birliğinde o da vardı. Halası şehirde Fransız bayrağını görünce düşüp bayılmıştı heyecandan. Oysa Breteuil'de çok az şey Fransız karakterini taşırdı. Şakadan, aşırı heyecanlardan tiksinir, hiç şarap içmezdi. Temizlik konusunda manyaklığa varacak kadar titizdi. Kuru ve ukala bir adamdı. Paris salonlarına yolunu şaşırıp da tesadüfen gelmiş bir Alman'a benzerdi. Töset gibi oynak ve kurt adamlarla karşılaştığı için politika yumuşatmıştı onu biraz. Brotel aslında meclisteki öbür milletvekillerini küçümserdi. Subaylardan, din bilginlerinden, eski aristokratlardan dostlar edinmişti kendine. Savaştan sonra hemşerisi Bonnke'nin Fransa'nın yeniden doğuşu formülüne inanmıştı. Oysa yıllar hiçbir değişiklik getirmeden tükenip gidiyordu. William, Herod, Panler gibi masonlar ülkenin dizginlerini ellerinde tutuyorlardı. Bugün o çağ bile kaybedilmiş bir cennet gibi geliyordu ona. Léon Blum, Pierre Cot ve Viat Fransa'yı nereye sürüklüyorlardı? 2 yıl önce Brateur bir hükümet darbesinin kurtuluş yolu olabileceğine inanmıştı. Mussolini'nin Roma'ya yürüyüşü İtalya'yı kurtarmamış mıydı? Hitler gittikçe yayılan Marksizm cerahatini kızgın demirle öldürüyordu. Brotel gizli bir teşkilat kurdu. Bu teşkilata bağlı her birlikte 50 adam vardı. Bu ara Haçlılar şeflerine de şövalye deniyordu. Her cins adam geliyordu Brotel'in teşkilatına. Macera heveslileri, gericiler, hayatı kumar olarak görenler, o güne dek bir balta hesap olmamayıp da dünyaya hınçla bakanlar. Zenginler ona kendilerini korumaya yarayan bir maşa gibi görüyorlar. Küçük esnaf onun sayesinde rahata ereceğini umut ediyordu. Herkes onu kullanarak avantaj sahibi olmayı kuruyordu kısacası. Haçlılar arasında her cinsi vardı. Mesela Versailles lokantasının şef garsonu hiyerarşi düşkünü olduğu için katılmıştı teşkilata. Onun gözünde hayat şaraplardan, kadehlerden, garsonlar ve sarhoşlardan başka bir şey değildi. Floyd ırkçıydı. Yahudilerin ekmeğine ortak çıktıklarına inanıyor ve bu yüzden nefret ediyordu onlardan. Brotel Fransa'yı Rothschild'lerden ve Yahudi asıllı doktorlardan temizleyeceğini söylediği için Brotel'in peşinden gidiyordu. Büyük un fabrikatörü Bomvard'ın oğlu Fransa'ya eski kudretini ve prestijini kazandırmak, kendisi de büyük elçi olmak istiyordu. İkinci bürodan zimme suçundan ötürü kovulan Dinet masonların kurbanı olduğunu söylüyor. Millet meclisini dağıtıp Herod'u asmak istiyordu. Bir hara sahibi olan, elinde hırbaç dolaşmayı ve melez kızları seven Gromad için Haçlı teşkilatına girmek erkeklik gösterisiydi. Fayans ve porselen satan bir mağazanın sahibi Godet ise komünistlerin işine ve parasına el koymalarından korkuyor. Günün birinde gelip malını yağma edeceklerini sanıyordu. Geniş omuzlu, kırmızı yüzlü bir adamdı. Her sabah sürekli jimnastik yaparak gelecekteki kavgalara hazırlıyordu kendini.
Avro metroda memurdu. Dünya yüzünde görülmemiş çirkinlikte bir yaratıktı. Vaktiyle sevdiği bir genç kızın ona çok eziyet ettiği söylenirdi. Her şeyden nefret eder, sadece Broadway'in yanında yüzü gülerdi. Onun dünyayı düzelteceğine inanırdı. Haçlıların arasında çok sayıda polis vardı. Haçlı birliklerinin varlığını emniyet müdürlüğü de biliyor ve göz yumuyordu. Broadway teşkilatına kamufle etmek için spor ve dostluk dernekleri kuruyor, toplantılar düzenliyordu. Bu da para isteyen bir işti. Broadway defalarca büyük kapitalistlere başvurmuş, hep eli boş dönmüştü. Onlara sadece propaganda işlerinden bahsetmiyor, alacakları parayla silahlanacaklarını da anlatıyordu. Bu dobralığı kapitalistleri korkutuyordu. Son haftaların olayların Broadway'ı yenilerine aranan adam yapmıştı. Teröristleri yönetenler üst üste patlayan grevler karşısında ürkmüşlerdi. Artık hükümete yaptıkları baskı bile istedikleri sonucu vermiyordu. Şimdi hep Broadway'den medet umuyorlardı. Hasta çocuğun başında hat çıkardı Broadway. Sonra kalktı. Le Amiclau de Messin isimli teşkilatına gitti. Orada General Picard ile buluşacaktı. Büyük caddelerde bütün dükkanların vitrinleri aydınlanmıştı. Oralarda bile grevcilerin sloganları yazılıydı. Yazıların çevresine kırmızı kurdeleler bağlanmıştı. Bazı mağazaların önünde genç kızlar ellerinde teberrü kutularıyla bekliyorlardı. Grevcilerin çocukları için yardım toplanıyordu. Bazı yayalar bunu görünce kaşlarını çatıp adımlarını sıklaştırıyorlardı. Bazıları kızların elindeki kumbaraya para atıyorlardı. Önünden geçtiği bir genç kız kendisine kumbarayı uzatınca Brotel durdu sert bir sesle. Hanya'yı Konya'yı çalışma kamplarında öğreneceksiniz dedi. General Picard Brotel'i bekliyordu. General 60 yaşlarında zayıfça bacakları çarpık bir süvariydi. Göğsü madalya doluydu. Kendini beğenmiş bir gülüşü vardı. Herkesi küçümserdi. Daladier'e gamelini, İngiltere kralını ve karısını, tiyatroları, gazeteleri, seçimleri. Ama Broadway'ı çok sayardı. Onun Fransa'yı ve orduyu kurtarabilecek tek adam olduğuna inanırdı. Broadway sordu. Orduda durum nasıl? Bir yığın budala, ustelik hain hepsi. Brom kendilerini saf dışı edecek diye ödleri patlıyor. Askerin morali? Berbat. Komünistler fena çalışıyor. Ordu olsa tarafsız kalır bu durumda. Kolonilerdeki birlikler için durum farklı tabi. Tunus'taki iki alayı buraya Vincent Garnizon'a getirmeyi başardım ben. O iki alaydan başkası bizi desteklemezse bir şey yapamayız. Demek ki harekete açlığa yapacak. İki şık var şimdi. Ya bize silah vereceksiniz veya biz verelim diyenler var. Onlardan alacağız. Kim? Brotel generale baktı ve bozuk bir sesle cevap verdi. Kim verecek? Bu önemli değil. Ne verecekler? O önemli. 60 bin tüfek, 400 mitralyüz ve cephane. Hepsi Düsseldorf'tan gelecek. Kendi programımızın dışında olan bir fedakarlık yapmayacağız hem. Yani içeride düzeni, dışarıda barışı sağlayacağız. Bir an duraladıktan sonra Picard düşündüğünü söyledi. Fena sayılmaz. Kendi payıma böyle bir iş için otomatik tüfekleri daha uygun görürüm. Ama siz alın silahları. Ben de depolardan aşırırım. Olur mu? Önce hükümete duyulan güveni sarsmalıyız. Demek ki bölge bölge harekete geçeceğiz. Viyat işçilerin fabrikaları işgalini kanuna uygun göstermek istiyor. Bu işe mutlak kan karıştırmalıyız. İkisinin konuşması uzun sürdü. Ölgün bir ışığın aydınlattığı yan odada Grinet esnemekten yorulduğu zaman tırnaklarını düzelterek Broadway'i beklerdi. Kültür sarayındaki büyük kargaşalığı çıkaran bu adam Broadway'e çok sadıktı. Körü körüne inanıyordu ona. Kimsesiz sipsibri bir adamdı Grinet. Şehir şehir dolaşarak ortopedi araçları satan, eski ve ters yüz edilmiş elbisesine uygun pir kravat seçebilmek için saatlerce düşünen, her tanrının günü kendisini sevecek güzel kadın avına çıkan isterik bir çığırtkandı. Birinci Haçlı Birliği'nin şefiydi. Girişilecek ilk saldırı için Brotel onu seçmişti. Yarından sonra sabah 6'da Haçlılar Sen Fabrikası'nın önünde bulunacaklar. İş aramaya gelmiş gibi yapacaklar. Bilhassa dikkati çekmemelisiniz. Nöbetçilerle uğurlaşın, onları tahrik edin. Onlar ateş etmezlerse önce siz ateş edin. Polisin o civarda yakında olması için her şeyi hazırlayacağım. Müthiş bir kavga kopmalı. Anladın mı?
Hristiyan İşçiler Sendikası'ndan bütün Haçlılara sendika kartı alacağım. İşin şeklini kimse bilmemeli. Seni seçtim. Çocuğun yok çünkü. Bana güvenin şef. Gürnet kalkmıştı. Gitmek isterken Brotel onu durdurdu. Heyecanla sarıldı. Teşekkür ederim dedi. Brotel evine döndüğünde vakit gece yarısını geçmiş. Saat 2 olmuştu. Karısı çocuğun durumuna haber verdi ona. Zatüre. Brotel sabaha kadar hasta oğlunun başında bekledi. Sonra bütün gün çalıştı. Düsseri görmek ve ondan fabrikanın işçi aradığını ilan etmesini istiyordu. Bunu başaramadı çünkü Düsseri kimseyle görüşmüyor. İşçiler tahrik edilmesini istiyordu. Brotel polis müdürünü kendi tarafına çekmeyi başardı. Polisin fabrikanın yakında rıhtımda beklemesini ve bir çatışma olursa işe karışmasını kararlaştırdılar. O gece Brotel sadık adamı Grenet ile son bir defa daha konuşup hareketi en küçük ayrıntılarına kadar planladı. Sonra geceyi tekrar çocuğunun başında geçirdi. Doktor hiç umut kalmadığını söylemişti ama Brotel Tanrı'ya inanıyordu. Sabaha kadar da bir dua mırıldandı durdu. Güneşli ve güzel bir yaz sabahıydı. Kuşlar bahçelerde ötüşüp duruyorlardı. Şehrin gürültüsü onların sesini henüz boğmamıştı. Ara sıra bir sebze kamyonu geçiyordu. Ekmekçi kadınlar ekmeği sepetten taşıp insanı keyiflendiren sıcak ve cömert kokusunu evlere taşıyorlardı. Evlerin üst katlarında camlar ılık ve pembe ışıklarla donanmışlardı. Haçlılar teker teker geldiler Cevel Köprüsü'ne. Grinet orada yoklama yaptı. 4 tanesi gelmemişti. Küçük gruplara bölündüler ve değişik yollardan fabrikaya yürüdüler. Fabrikada grevin 11. günü sessiz başlamıştı. Ekipler nöbet değişiyor. O gece uyumuş olan Michaud kalkmış, yüzünü sabunlamış yıkanıyordu. Büyük kapının yanında Jeanne şarkı mırıldanıyordu. Pierre henüz kalkmıştı. Bir parça ekmeği kemirirken Warren'in aklına takılan bir şiirini düşünüyordu. Sabahın soluk yıldızı, sen gitmeden. Güneş yükselmişti. Yaşlı işçilerden bazıları bozuk bozuk düşünüyorlardı. Bugün 11. gün. Ne zaman bitecek? Kimisi de hükümetin fabrikayı zor kullanarak boşaltacağını söylüyor. Michaud gülümseyerek bunun da masal olduğunu cevabını veriyordu. Jeanette Mistinger nasıl iniyor merdivenden? Göster bakalım. Jeanette güzel görünmeye çalışan yaşlı bir kokonayı taklit edip pantolonunu bir ele eteklik gibi büzerek yangın merdiveninden inmeye başladı. Birden durdu ve haykırdı. Kim var orada? Kapının önüne adamlar birikmişlerdi. Açın. Biz çalışmaya geldik. Pis herifler, boşaltın fabrikayı. Kızıl köpekler. Jeanette de lafın altında kalmıyor. Boyuna veriştiriyordu. Sersemler, faşistler. Gelin. Gelin de sizi bir güzel ıslatalım. Bütün işçiler bağırmaya başladılar. Sözler anlaşılmıyordu artık. Hele Grinet iyice azgındı. İşçilere doğru koşup küfür ediyordu. O anda yüzündeki bütün adaleler birbirine geçiyor. Bir saralıdan farkı kalmıyordu. Michaud oradan oraya gidiyor. Arkadaşlarını yatıştırmaya çalışıyordu ama boşuna uğraşıyordu. Faşistlerin azgınlığı işçileri çileden çıkarmıştı. Michaud zaten günlerden beri bu saldırıyı bekliyordu. Kapıların gerisine itfaiyecileri yerleştirmişti. Fakat önemli olan her türlü çatışmayı önlemekti. Hele Grenet'i ve peşindeki 40 küsür serseriyi görünce güldü. Kolay da bunları susturmak. Öbür işçiler de yatışmıştı. Haçlılar yırtınıyorlar. İşçiler ise küfürleri pek umursamadan, hatta dalga geçerek cevap veriyorlardı. Hele Jeanet, Grinet ile çok dalga geçmeye başlamıştı. Bakın arkadaşlar şu ördek müsveddesine, bakın makarnacıya bakın diye bağırıyordu. Bir el ateş edildi o sırada Jeanet olduğu yerde sendeledi. Michaud tabancasını çekmiş olan Pierre'e bileğinden yakaladı. Oradaki kalabalığın uğultusunu bastıran bir sesle haykırdı. Ateş etmeyin, pompaları çalıştırın, su sıkın. İtfaiyeciler oradan oraya kaçışan haçlıları ıslatıyorlardı. Kapının önünde ıslandığını aldırmadan kuduz bir köpek gibi bağıran Grinet kalmıştı sadece. Polisler göründü birden, onları gören Grinet bir anda yok oldu. Michaud Jeanette'in üzerine eğilmişti, Jeanette'in yüzü gülüyordu, etrafı üstü başı kan içindeydi. Bu hayat dolu çocuğun ölümüne inanamıyordu, doğruldu. Onu öldürdüler dedi. Arkası yarın.